Yunanistan'da çiçeği burnunda hükümet seçim vaatlerini unutmakta gecikmedi. Çarşamba günü ülkedeki özelleştirmelerin tamamıyla durdurulacağını açıklayan Atina yönetimi Pire Limanı konusunda çark etti. Ülkenin en büyük limanının %67'sini satın almaya hazırlanan Çin'in uyarıları üzerine Maliye Bakanı Yorgos Tatakis geri adım attı. Şunu açıkça söyleyeyim. Bizden önceki hükümetin yaptığı anlaşmaları sürdüreceğiz. Çin'le istişarelerimize düzenli olarak devam ediyoruz. İşler şu ana kadar aldığımız kararlar yönünde ilerliyor. Pire ve Selanik limanları ile ilgili özelleştirme kararı Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın kurtarma planı doğrultusunda bir önceki hükümet döneminde alınmıştı. Tsipras hükümeti bu iki limanda dahil olmak üzere tüm özelleştirmelerin askıya alındığını açıkladı. Fakat bu karar 2008'den beri Pire Limanı'nın en büyük iki konteyner işletmesinin sahibi Çinli taşımacılık devi COSCO'yu kapsamayacak. Euronews muhabiri Simela Tuhtidu iki ülke arasındaki gerginliğe dikkat çekti. Pire Limanı'nın özelleştirme sürecinin ilk etabı Yunan hükümetinin seyrek başarı hikayelerinden biriydi. Anlaşmaların imzalandığı 2008'den beri Pire Limanı'nın konteyner hacmi %130 arttı. Fakat şu anda Çinli yatırımcılarla Yunan hükümeti arasındaki ilişkiler bıçak sırtı olmuş durumda. Από τον Πειραιά για το Euronews, Σιμέλα Τουχτίδου.